Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Oppo'nun ülkemizde yeni satışa sunduğu uygun fiyatlı modeli A16'yı inceleyeceğiz. Dilerseniz öncelikli olarak kutu içerimizde ne var ne yok bir ona bakalım. Oppo yine klasik olarak geçmeli bir kutuyla karşımıza çıkmış durumda. Şöyle ben hemen kutuyu açarak size kutu içeriğini göstereceğim. Biliyorsunuz son dönemde satışa çıkan pek çok telefonda artık silikon kalıntıları da görmeye alıştık ki burada Oppo ne yapmış arkadaşlar? Çok şık bir silikon kılıfı bizlere ücretsiz olarak sunuyor. Kutunun içeriğine bakmaya devam edelim. Burada bir adet Type-C bağlantı kablomuz bulunuyor ve burada da şarj adaptörümüz mevcut. Burada şarj adaptörü için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Biliyorsunuz son dönemde satışa çıkan bazı modellerin içerisinden şarj adaptörleri çıkmıyor. Dolayısıyla burada Oppo'nun şarj adaptörünü kutu içeriğine koymasını önemli bir artı olarak nitelendirebiliriz arkadaşlar. Gelelim telefonumuza. Oppo A16 yine modern bir tasarım çizgisiyle karşımıza çıkıyor. Oppo bu modelinde arkadaşlar sizin de gördüğünüz gibi damla çentik tasarımını tercih etmiş. Buradaki damla çentik tasarımı telefonun ekran gövde oranının maksimuma çıkmasını sağlamış durumda. Yan çerçevelerin oldukça ince olduğunu söyleyebiliriz. Alt çerçeve ise yan çerçevelere oranla bir tık daha fazla fakat yine de öyle gözü çok fazla rahatsız etmiyor. Dolayısıyla telefonun çerçeve anlamında gayet başarılı bir orana sahip olduğunu söyleyebiliriz. Cihazımızı yan çevirdiğimizde burada bir power tuşunun olduğunu görüyoruz. Bu power tuşu arkadaşlar aynı zamanda parmak izi okuyucusu görevi de görüyor. Sol tarafta ise ses açıp kapatma tuşlarımız ve burada da gördüğünüz üzere sim kart girişimiz mevcut. Telefonun alt kısmına baktığımızda ise Type-C şarj girişini ve onun hemen yanında da 3.5 milimlik kulaklık girişini görüyoruz ki burada 3.5 milimlik kulaklık girişine yer verilmesi de bizler için önemli. Şu açıdan önemli, biliyorsunuz bazı cihazlarda, bazı telefonlarda 3.5 milimlik şarj girişi bulunmuyor ki bu da elinizdeki mevcut kulaklıkları kullanılmaz hale sokuyor ya da bir aparat yardımıyla onları kullanabiliyorsunuz. Bu da biraz zahmetli olabiliyor arkadaşlar. Şimdi gelelim telefonumuzun arkasına. Bize gelen renk İnci mavisi diye geçiyor arkadaşlar. Fakat dilerseniz bu telefonun kristal siyahı olduğunu da belirtelim. Bize gelen inci mavisi rengi gayet hoş duruyor. Oppo burada yine bir takım yansıma oyunlarına yer vermiş. Yani telefonu şöyle ışığa tuttuğunuzda arka taraftaki bu rengin değişik tonlara dönüştüğünü görebiliyorsunuz. Bu da hayli hoş bir görünüm sunuyor bizlere. Burada yine üçlü bir ana kamera modülümüz mevcut. Bu üçlü ana kamera modülünün içerisinde bir adet de flash ışığımız yer alıyor. Alt kısımda yine Oppo logosunun yatay olarak konumlandırıldığını görüyoruz. Peki bu telefon bizlere teknik özellikler tarafında neler sunuyor? Dilerseniz biraz da bunlardan bahsedelim sizlere. Bu telefonda arkadaşlar 6.52 inçlik bir LCD ekran bulunuyor. Bu ekranın çözünürlüğü ise 720x1600 piksel. Ayrıca bu ekranın 269 ppi piksel derinliğine sahip olduğunu da sizlere belirtelim. Parlaklığı soracak olabilirsiniz. 480 nitslik ortalama bir parlaklık söz konusu ki bu orta segment bir model için hayli yeterli bir seviye diyebiliriz arkadaşlar. Oppo bu telefonunda MediaTek tarafından üretilen Helio G35 yonga setine yer vermiş. Yine bu 8 çekirdekli bir yonga seti arkadaşlar ve 12 nanometrelik bir üretim teknolojisine dayanıyor. Bu yonga setinin içerisinde 4 tane 2.3 GHz hızında çalışan Cortex A53 çipleri bulunuyor. Onlara da 4 tane 1.8 GHz hızında çalışan Cortex A53 çipleri eşlik ediyor. GPU tarafına baktığımızda ise PowerVR GE8320'den yararlanıldığını görüyoruz. Bu noktadan baktığımız zaman telefonunuzun bütün oyunları kaldırabileceğini söyleyebiliriz. Yani kafanızda şu soru işareti olmasın. Ben bu telefona herhangi bir oyunu indirdiğimde oynamama gibi bir durumum olur mu? Olmaz arkadaşlar. Dilediğiniz oyunları
indirerek bu telefonda rahatlıkla oynayabilirsiniz. Biz örneğin Call of Duty Mobile'ı bunda deneyimledik ve deneyimlediğimiz süre içerisinde herhangi bir donma, kasma ve benzeri bir durumla karşılaşmadık. Buna istinaden telefonda öyle aman aman bir ısınma sorunları da karşımıza çıkmadı. Yani telefonu oyun oynarken şöyle tuttuğunuz zaman, oyuna girdiniz, böyle tutuyorsunuz, biliyorsunuz parmaklar şu taraflara geliyor. Oyun oynadığınız süre boyunca arka tarafta herhangi bir ısınma, herhangi bir rahatsızlık söz konusu olmuyor. Bunu size belirtebiliriz. O yüzden hani ben oyun için bir telefon arıyorum, oyun için uygun fiyatlı bir cihaz arıyorum diyorsanız Oppo A16'yı sizlere gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim cihazımızın RAM kapasitesine. Bu telefonda arkadaşlar 4 GB RAM ve 64 GB'da dahili depolama alanı bulunuyor. Tabii şunu soracak olabilirsiniz, ya 64 GB'lık alan benim için yeterli olmayabilir, bunu bir genişletme şansımız var mı? Evet var arkadaşlar. Bu telefonda çünkü 256 GB'a kadar micro SD kart desteği de bulunuyor. Yani hafıza alanını 256 GB daha genişletebiliyorsunuz. Peki teknik özellikler tarafında bizlere bunları sunan telefonun kamera özellikleri nasıl? Dilerseniz şimdi biraz da kamera tarafından bahsedelim arkadaşlar. Az önce de söylediğim üzere bu telefonun arka kısmında üçlü bir ana kamera modülü bulunuyor. Yapay zeka destekli bir ana kameradan bahsediyoruz. Burada 13 megapiksellik geniş açılı kameraya 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Ön yüzde ise 8 megapiksellik bir selfie kameramız bulunuyor. Her iki taraftaki kamerayla da HD çözünürlükte videolar çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii söz konusu kamera olduğunda bizleri asıl ilgilendiren detay gerçekte bu kameranın nasıl bir performans sergilediği. Burada Oppo'nun gerçekten güzel bir kamera arayüzünün olduğunu hatırlatmam gerekiyor sizlere. Basit bir şekilde çektiğiniz fotoğrafları ne yapabiliyorsunuz? Güzelleştirebiliyorsunuz. Neden? Çünkü bu cihazda arkadaşlar az önce de belirttiğim üzere yapay zeka destekli bir kamera var. Bu sayede örneğin bir selfie çekerken şurada akıllı rötuş özelliğini tıkladığınızda hemen yüzünüzü güzelleştirebiliyor. Bu da her telefonda olmayan ince bir özellik. Tabii biz bu telefonla çeşitli videolar, çeşitli fotoğraflar çektik. Dilerseniz şimdi sizleri bu videolarla baş başa bırakalım ve telefonun kamera performansını daha net bir şekilde görmüş olalım. Evet, şu anda telefonumuzun ana kamerasıyla ofisimizin balkonunda bir video kaydı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi telefonun ana kamerasıyla gerçekleştireceğiniz video kayıtlarında performans bu şekilde. Dilerseniz şöyle bir yakınlaştırma, yani zoom performansına da beraber göz atalım. Şurada bir metrobüs durağımız var. Gördüğünüz gibi 5x zoomla bu şekilde yakınlaştırabiliyoruz. Ya da şuradaki Atiye logosunu bir yakınlaşalım diyecektim ki Atiye logosunu kaldırmışlar orada. Bir parfüm reklamı koymuşlar. Şöyle yakınlaştığımızda yine gayet net bir şekilde gördüğümü söyleyebiliriz. Hemen şöyle uzaklaşalım. Gördüğünüz gibi telefonumuzun zoom performansı da gayet başarılı. Evet arkadaşlar, genel itibariyle telefonumuzun kamera performansı da bu şekildeydi. Şimdi sıra geldi cihazımızda yer alan pile. Biliyorsunuz son dönemde özellikle akıllı telefonlar tarafında pil sıkıntısı had safhaya ulaşmış durumda. Neden? Çünkü günümüzün büyük bir çoğunluğu bu telefonlarla geçiyor. Her dakika internete, her dakika sosyal medyaya ulaşmak istiyoruz. Hal böyle olunca da telefonun pil ömrü
tahmin edilenden biraz daha kısa sürebiliyor. Burada arkadaşlar cihazımızda 5000 mAh'lik ortalamanın hali üzerinde bir pil kullanılmış. 5000 mAh'lik bir pille bizim test ettiğimiz süre boyunca 2 günü rahat rahat çıkardı bu telefon. Yine normal bir sosyal medya kullanımı, oyun oynadık. Yani normal bir şekilde bu cihazı kullandık ve 2 günü rahat bir şekilde çıkardığını gözlemledik. Dolayısıyla alacağım telefonun pili şarjı hemen bitmesin, beni 1,5 gün rahat bir şekilde idare etsin diyorsanız Oppo A16 bu noktada da beklentileri karşılıyor diyebiliriz. Peki bu kadar özelliği bir arada sunan telefonun Türkiye fiyatı ne kadar? Geldik bu soruya. Halihazırda Oppo bu cihazı Türkiye'de 3200 Türk lirasından satışa sunmuş durumda. Genel itibariyle pazarın ortalamasına baktığımızda Oppo A16'nın sunduğu özellikler dahilinde gayet uygun bir fiyata satıldığını söyleyebiliriz. Özellikle uygun fiyatlı bir telefon arıyorsanız Oppo A16'nın bu alanda biçilmiş bir kaftan olduğunu söyleyebiliriz. Şunu dipnot olarak belirtelim. Malum son dönemde döviz kurları vesaire hali yükseldi. Fakat daha bu kur fiyatları akıllı telefonlara tam olarak yansımış değil. Dolayısıyla akıllı telefon alma planınız varsa bunu çok fazla geciktirmemenizi de tavsiye ederiz. Eğer bu telefon hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bunları bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte farklı videolarda karşınızda olmak üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.